Ben hiç arabada sevişmedim. Neydi arabanın markası? Neydi? I'm feeling good. Getir yemek sepeti. Onların adres kısmına bakıp otel odası siparişi var mı yok mu onu kontrol etsinler. Ben bunu öyle yakaladım. Eyeliner sipariş vermiş. Biner miydi kız yoksa? Bir gün karşı cins olarak uyansaydın ilk yapacağınız şey ne olurdu? En yakın erkek arkadaşlarıma yani verirdim. Mastürbasyon yaparken aileme hiç yakalanmadım. Bir anda dank diye girdi. Ne dedi peki o anda? Ay dedi. Hani ay dedi. Sonra da bir daha hiç konuşmadık bu konuyu. Tek gecelik otel tutmadım. Tek gecelik otel tuttun mu? Evet. Tuttum. Kendin için? Kendim için. Evet. Sahibelerin kelepçesi... Bekarların sultanı, evliliklerin kurtarıcısı, çiftlerin terapisi, Özgür Uysal geliyor. Hoş geldiniz tekrar arkadaşlar. Nasılsınız? İşte bu ya, işte bu ya. Gerçekten bu nasıl bir enerji abi bu Türkiye'de? İnanamıyorum size, harikasınız gerçekten. Güzel uzun bir yaz geçirdik. Tatile gidenler var mı? Aramızda. Tatile gidenler var, çok güzel. Güzel, tatilim çok güzel geçti. Ben yaz ağaçlarını dibine koydum falan diyen var mı? Üç günlüğüne gittiğim için fazla bir şey olmadı ya. Üç günde neler olur? Ya oldu yani. Yeteri kadar değildi. Yeteri kadar mı? Ne kadar olsun istiyorsun? 7 günün 7 günü. 40 gün 40 gece de değil. Yani gene gözün de şey yani tok tutsun yeterli da yani. Yeterli ya aynen. Anladım. Adam ne oldu 3 gün? Ne yaşadın 3 gün? Öyle takılmaca, etmece, içmece, canlı müzik, rakı balık falan öyle. Takılmaca, güzel 3 gün. Ya nasıl gevşek gevşek anlatıyorsun? Nerelisin sen? Onu sorma be. Ne, nasıl sorma? Siirtliyim ya. Siirtli. Siirtler sevişmiyor mu? Ya babam sağ olsun. Vadiden sağlam insanlar da. Hani bence Siirtli olduğundan memnun olan kimse yoktur diye düşünüyorum. Şu anda şey yapıyor. Hani Siirtliler de beni sikmesin diye. Hani... Nereden biliyorsun Siirtleri sağlam seviş? Siirtliyle mi seviştin? Çok fazla kızım var ya. Bak şimdi konu bak. Öyle de... Öyle demeyeydin iyiydi ya. Verdiniz mi lahmacunlara 250 lira? Gittiğimiz mekanlar arkadaşın kuzeni, akrabası falan olduğu için yani ucuza kurtardık. Sen kuzenden yürüyorsun galiba öyle bir... Arkadaşımın kuzenine yürümedim. Sen ama yani uçana kaçana yürü... Şu anda öyle bir... Verdiğin imaj... Ucundan biraz diye. Güzel, süper. Yaz aşkı mıydı? 3 günlük yani fazlası olmazdı zaten. Ya bir şey söyleyeceğim. Erken boşalma diye video yapıyorum. Adam yazmış altına. Abi bir türlü konuya girmiyorsun. 4. dakikadayım hala konuya girmedin. Oğlum erken boşalma videosu. Biraz bekle lan yani. Bir tanesi de şey yazmış altına. Abi sağ ol çok teşekkür ederim artık 2,5 saat sürüyor. Lan Martin Scorsese. Ben de gittim, ben de tatil yaptım. Böyle bütün tatil yapan influencerlarda şeyi görüyorum, tamam mı? Şimdi ben de böyle hani birazcık böyle kendimce böyle bir işte hafif de bir şöhret falan yakalayınca işte böyle hani markalar acaba gelir mi, gelir mi falan diye ben de böyle kendimce triplere giriyorum. Çünkü bakıyorum influencerlara ne yapıyorlar acaba diye. Çünkü hayatımda öyle bir gündem olmadığı için. Şimdi bakıyorum, arkadaşlar çok sormuşsunuz, link bırakıyorum diyor, tamam mı? Lan dedim, bana kimse bir şey sormuyor. Yani abi link bırakır mısın falan. Her yeri de paylaşıyorum. Gittiğim yeri paylaşıyorum. İnci paylaşıyor. Onun şeyini repost ediyorum. Bilmem ne filan. Ya nazar boncuklu sik paylaşıyorum. Abi link ver. Ya şimdi bana hangi marka sponsor olacak? Buraya bir yere koyun. Aha bak. Bak. Bundan ben de... Bak abartmıyorum 5 tane filan var. Bu bir açacak aslında. Şimdi insanlar gittikleri zaman normalde tatillerden neyi hatırlatıyorsa sana onu... Alırsın değil mi? Yani işte magnet alırsın, işte ne bileyim bir kıyafet alırsın filan. Bana arkadaşlarım bunu aldı. 38 yıllık hayatımda insanlarda bıraktığım imaj bu bak. O kadar oku, o kadar video. Ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun? Bu işte. Neye gülüyorsun bu kadar? Eğlencelisiniz. Bir de yani kaç yaşındasınız bilmiyorum ama bu kadar hayatta bıraktığınız anı ne oldu? Hayatta bıraktığım anı bu. Düşünürce işte biraz. Sen ne yaptın yazın? Ben de Bodrum'daydım. Çok güzel. Karşılaştın mı?
Yok. Yok, karşılaşmadı. Çünkü 3 günmüş yani. O yoksa hani 5 gün olsa bütün Bodrum'a yazacaktı çünkü yani benim. Bu arada bence 3 gün uzun sürmüş yani yaz aşkı için. Son dönemi düşününce 3 dakikada falan bitiyor çünkü genelde. Hani 3 gün stabil ona götürdüyse ben takdir ettim. Ya sen neler yaşadın ya? Hiç girmeyelim oraya. Anlat bir bakayım bana. Ha? Yok yok, ben hiç anlatmıyorum. 3 dakika mı sürüyor? Yok, 3 dakika sürmüyor. Çok şükür o kadar kötü deneyimler olmadı. Senin ne kadar sürüyor? Yani benim yaz aşklarım çok uzun zamandır olmadı. Olduğunda da işte 2 ay falan sürüyor. 16 yaşındaydım 2 ay sürdüğünde. Zaten 18'den beri de pek yaz aşkım olduğu söylenemez. 18 yaşından beridir ne yapıyorsun? Erkekleri tanımaya başladım. Yetti zaten. Yani birinden 2 ay boyunca bir şey umut etmek saçma diye düşünmeye başladım. Zaten 2 haftada adamın rengi az çok belli oluyor. Belli olunca da ya salıyorsun ya da devam ediyorsun. O da yaz aşkı olmaktan çıkıyor. Sevgilin var mı? Şu anda yok. Yani şey, tekliflere açığım gibi mi o? Yok, öyle değil. Ben yıldım, bir süre bana kimse dokunmasın gibi. Deri değiştirme dönemine falan mı? Tüy dökme falan mevsimine gibi. Gibi bak, 3 yıl inanılmaz toksik, inanılmaz iğrenç bir ilişkinin içindeydi. Senin peki toksik ilişkilerin oldu mu hayatında? Yok. Yok. Ben genelde belli bir aşamada intihar ettirmeye şey yapıyorum gibi mi? Yok ya. Yani ben hayatıma erkek almıyorum. Kadın da almıyorum aslında. O detay önemli. Hayır, daha doğrusu kadınlardan hani şimdi biraz linç yiyebilirim. Hani kız arkadaşlarını çok sevmiyorum. Hepsi erkek arkadaşım. Bunun arasında evli, nişanlı, bekar. Hani hepsi var. O yüzden hani erkeklerin ne mal olduğunu mu demeliyim? Hepsini bildiğim için gerek duymuyorum. Bak öyle bir... Niye öyle baktın ya? Nasıl baktın? Rengin zaten şeye geldi şu anda hani... Yok, hasta geldim sana ondan dolayı. Bana hasta mı geldin? Sen de düşünüyorsun trip konusunda ama bir erkeğe de söz vermiş olayım. Yani bu kadının zaten yaratılışında olan bir şey. Çok abartmamak kaydıyla bence olması gereken bir şey. Aa mı? Kim o? Wow. Niye wow? Yani trip bir cinsiyete bu şekilde atıyor olmak. Bilmiyorum, şu an çok ortamın vibe'ını bozdum ama. Yani sen atar mısın trip? Ben trip atmam. Ama bunun benim cinsiyetimle değil, karakterimle, nasıl bir insan olduğumla bir ilgisi var. Atılır mı sana trip? Birçok kez atıldı. Peki bugüne kadar yediğin en ağır trip? Şey, hepsi şöyle bir geçti. Şöyle bir kendini yıkadı. En ağır trip yani. Trip'in ağırı nasıl olur? Bir kere onu düşünüyorum şu an. Çünkü trip dediğimiz şey bana çok özünde, öz saygıdan ve özgüvenden uzak bir şey gibi geliyor. Bir şeyi doğrudan bir insanla konuşup... derdimi onu anlatıp bir çözüm yolu aramaktansa bunu dolaylı yollarla gösteriyor olmak. Ya ablacığım tamam, bize lecture verme. Ya tamam, en bilgili sensin. Ya yediğin en artırıp diyorum ya sana. Şunu çok yaşadım mesela. Diyelim bir işim var, bir mesaja cevap veremiyorum ya da bir aramaya dönemiyorum. 3 saat sonra dönüyorum ve işte o atılan mesajla ilgili bir cevap verdim. Tam olarak cevap attığım süre kadar bir süre sonra cevap aldığım bir ilişkim oldu. Ha şey, bayağı hesaplanılmış. Evet, bayağı dakikasına kadar. Bakalım, muhasebeci miydi şey? Hayır, değildi. Ona da anlattın mı böyle? Ama yalnız ben öz saygısı bilmem ne falan anlattın mı? Denedim ama anlayabilecek bir halde değildim maalesef. Harikasınız valla. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi İnce İşler uygulamasından ben hiç oyununu açacağız. Ve ben hiç oyununda ben size bazı önermeler söyleyeceğim. İşte ben hiç telefonda sevişmedim gibi şeyler var. Siz işte yaptım yapmadım diye kaldıracaksınız, tamam mı? Ya siz ne güzel, şuraya bir mikrofon verin. Güzel konuşayım. Çıkmayayım. Çok mu bağırırsın sen, niye? Hayır, benim sesim hep böyle ve bana hep bunu soruluyor yani iş yerinde falan da. Diyorum sigara içtim deyip artık öyle geçiştiriyorum. Çünkü aslında sesim böyle ve hep küçüklüğümden beri travesti sanılıyorum. Gerçekten. Dolap derdi falan işe yarar yani, çok da problem etme yani. Yani bağırır mı çok, ama bağırır diyorsun. Yani artık bağırma seviyesini geçiyor bir müddet sonra. Mesela evde şeyimiz de var, evcil hayvanımız var. Evcil hayvanınız mı var? Tam evcil hayvanda mı ağzını kapattın gerçekten yani? Bazen eğitim vermek amacıyla böyle hayır diye bir bağırması var. Hani 3 katı aşağıdaki komşu bile duyar sesimiz yani, öyle söyleyeyim size. Artık evin içerisinde şöyleyim. Yapma, etme. Şimdi mikrofonu şöyle uzaklaştı olayım. Bir hayır diye bize bağırır mısın ya? Hayır! Uzaklaştı da saydın iyiydi. Bir de diyor ki yani ben öyle geçiştiriyorum travestiyim diye. Sen bayağı Medusa'sın yavrum. Siz sevgili misiniz, manita mısınız? Sevgiliyiz. Çok güzel. Kaç senedir sevgilisiniz? 8 ay oldu.
8 ay oldu. Ondan önce bir 7 ayı var. Beyefendi bir hayatımdan siktir olup gitmişti de. O bir ara var yani orada. Onu söylemiyor. Abi Allah kolaylık versin diyorum. 7 ay önce siktirip gitmiş miydi? Niye? Bir 7 ay geçmişimiz vardı. Sonra beyefendi istememişti. Hı-hı. Ailesi, annesi kapalı da ben açığım. Onun Hı-hı. bir derdi vardı onun içinde. Hı-hı. Onu çözdü geldi çocuğun sonra. Çocuğun rengini sandalyeyle aynı yaptım bak. 3 dakikanın içerisinde içinden geçtin ya. Yani diyor, bana bağır falan diyecek sana yani. Sonra birleşti, bir araya geldiniz. Ben 1,5 sene biriyle birlikte oldum. O bir göt tutuşması oldu, bir yanık. Ondan sonra kokusu gelmeye başlamıştı. Sonra dedi ki lütfen. Ondan sonra dedi ki aklın başına mı geldi? Evet dedi. Bir ay falan, bir iki ay hatta süründürdüm. Ondan sonra çünkü tekrar kabul etseydim yine yapmayacağım ne malumdu. Ve biraz ağzını sıçtıktan sonra kabul ettim. Bak arkadaki bütün erkekler şöyle bak, görüyorum bak. İki ay. Evet. Şey yapıyorlar lan. Neler neyse var? İyi ki bekarız ya. İnsanlar neler çekiyor be falan. Yok ama çok tatlısınız. yapma, zorlama. Bak espriyi ben yapayım. Burası bitecek 2 saat sonra. Hadi sonrasına ben karışmam yani, onu söyleyeyim. Peki ilk soru neydi? Ben hiç bugüne kadar tek gecelik otel tutmadım. Yaptım, yapmadım. Kaldır kartları. Tek gecelik otel tuttun mu? Evet, tuttum. Kendin için. Bak şimdi öyle mi diyeceksin? Kendim için, evet. Yalnız mıydın odada? Hayır, tabii ki yalnız değildim. Ama... Tabii ki derken niye hani? Kendi zevkim için diyeyim. Kendi Ne zaman, nerede? 2 ay önce falan galiba. Sevgilinle mi? Evet. O analiz hani... acaba hani... Evime gelmesini istemedim. Yurt dışından gelmişti. O kadar içine konuşuyor. Bak bağırsın da bak. Şimdi bak böyle... Zorlayasım geliyor ama böyle kelepçeleri de bende kaldı. Yani başka kim? Kim tuttu? Hocam sen bana şimdi şey deme ama yani bayi toplantısındaydık falan, öyle mi? Yok. Yani nasıl? Herkesin bildiği gibi yani genel. Herkesin bildiği, biz hiçbir şey bilmiyoruz. Biz burada öyle bir cemiyetiz ki yani hiçbir fikrimiz yok. Kız arkadaşımla. Hala sevgili misiniz? Yok, hayır. Oteli mi beğenmedi? Ne oldu? Utanıyorum şu an. Utanıyorsun mu? Çok. Tedirgindim zaten. İyice tedirgin oldum. Neyden tedirginsin İlk şu an? İlk defa geliyorum. Nasıl bir muhabbet dönüyor bilmiyorum. Yandım yani. Neye dikkat ettin oteli tutarken? Yani hani ne yaptın özelliklerde? Mesela böyle filtrelerken mesela şey dedin mi? Jacuzzi'si olsun falan. Öyle mi tuttun? Nasıl tuttun? Yani jacuzziye çok dikkat etmedim de yatak işte görünüm. Yatak büyüklüğü önemli. Yani yakınlık. Ondan sonra sabahta kahvaltıda bir yere böyle nereye gidebiliriz mesela? Güzel bir yere gidebileceğimiz yere yakın. Bir yer tutmaya çalıştık. Gittiniz mi kahvaltıya? Bir mekanda kahvaltı yaptık. İyi miydi? Ne yediniz? Alakası soruyordu. Evet, daha fazla zorlamayacağım bak. Bir sonraki. Ben hiç porno izlemedim. Kaldır. Yani yaptım. Hayır, yani izledim yani. Yaptım. Soru yanlış. Haklı. Peki bir şey söyleyeceğim. İzleyenler yaptığımı kaldıracaklar. Öyle söyleyeyim. Ha. Ya sen bunu kaldırabilmek için mi bana soruyorsun? Bir de böyle gururla da yüzüme tutuyor ya. İzledim. Hani olur da yani hani izlemedim filan imajı verecek olursam hani o... Yalan söylemesin. Ya fark ettim onu. Sen izlemedin mi? İzlemedim. Hiç. Ne gerek var? Benim OnlyFans'da hesabım var filan gibi bir şey mi o? Hayır. Ne? Ya ben onu çok merak ediyorum bu arada. Bu OnlyFans tam olarak ne? Var mı açıklamak isteyen? OnlyFans platformu sizin çıplak fotoğraflarınızı ve videolarınızı paylaşabildiğiniz, onun dışında kullanmış veya kullanmadığınız ürünleri satabildiğiniz bir platformdur. Şey gibi geldi. Bravo, çok güzel açıkladın. Gerçekten üye oluyorsun ve insanlara, üyelerine senin güzel kendi hem vücudunu hem partnerinle beraber olan aktivitelerini... Neyi satıyorsun? Bir şey satıyorsun dedi ama neyi satıyorsun? Satmıyorsun, abone sistemi. Hayır, satabiliyorsun. Sana... Kullan bunu. Bir şey söyledi bak. Sen bilmiyor muydun OnlyFans'da olduğunu? Ben izliyorum her gün. Senin izlemen de sıkıntı bu arada.
OnlyFans insanların girip de böyle gayet kendilerini işte sergiledikleri, insanları da para karşılığı üye oldukları. Ya senin de hiçbir şey bilmiyorum şeyin tribinde olup da böyle her şeyi de biliyorsun. Ama ben araştırmıştım. Sen peki kaldırdın ben izledim porno diye. Ne zaman izledin pornoyu? Çok küçükken. 11 yaşında falandım herhalde. 11 yaşında filandın. 10 da olabilir, yalan olması şimdi o kadar hatırlayamıyorum. 10-11 yaşlarında. İlk nasıl, ergen. Bu olay nasıl gerçekleşti? Ya zaten 6. sınıfta hepiniz biliyorsunuz ki 12. sınıfta zaten üroloji hani olarak alanında şeyler görüyoruz. Hani. Porno mu izletiyorlar? Ben bilmiyorum, eğitim sistemi çok değişmiş çünkü. Ben, hayır, mesela ben de öyle bir şey yoktu. Kadınlar pet falan dağıtıyorlar ya hatta evet. Erkekler güler falan. Tamam. Mesela şimdi üreme organını tanıyorsun, nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsun. İnternete yazıyorsun. Sonra öyle öyle görüyorsun yani bir şeyleri hani. Ya üreme organı nedir diye yazıp pornoya kadar gelebiliyor musun ya gerçekten? Bir sonraki soru. Ben hiç çıplak fotoğrafımı çektirmedim. Siz bak hemen arkada sizi görüyorum. Evet. Merhaba. İsminiz nedir? Gizem. O kadar böyle sert ve kendine eminsin ki yani. Hep bunu söylüyorlar evet. Aslında öyle değilim. Çok tatlı bir insanım ama işte tanıyana kadar. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyordum ben 9 Eylül'de. Hı hı. Ve bizim böyle projelerimiz oluyordu işte gruplar halinde yaptığımız falan. Bir ödevimiz de şeydi, tarihte yapılmış eski dönemde bir resmi. Onun fotoğraflarını çekin kare kare ve bir hikaye oluşturun. İşte 24 kare oluşturun gibi bir ödevimiz vardı. Arkamda oturan sarışın arkadaşımın sevgilisi de benim üniversiteden arkadaşım. Çok trip atan bir çocuktur. Mesela az önce onun triplerini anlatmadı. o da bir gün geldi. Ben de o zamanlar böyle kızılım, cincirim falan böyle çillerim var. Öyle bir kız seçmiş. Orta çağ döneminden işte böyle bir tablo. Kızın da göğüsleri falan açık böyle şeyden. Bel üstü. Dedi ki Gizem bunu yapsan sen yaparsın. Ben de tabii ki dedim çok doğru adrestesin. Direkt böyle cesur bir şekilde. Gayet o sahneyi canlandırdık. Böyle kız oturuyor işte. Böyle saçları göğüslerinin üzerine dökülmüş. Böyle göğüs uçlarım görünmüyor ama ben çıplağım. Sonra işi şöyle bir boyutu var dedim ki Emre çektiririm ama bunu dedim amfide herkes görmesin. Yani bütün okul benim de göğüslerimi görmesin ama hocaya ver yani sadece puan almak için. Tamam tabii falan dedi. Ama galiba bunu unutmuş ya da artık unutmuş rolü yaptı bilmiyorum. O görmüş bütün amfi. Nasıl sergilemiş? Amfide mi sergilemiş? Şey amfide ödevi gösteriyorsunuz işte anlatıyorsunuz hikaye bu resim bu işte ben de böyle canlandırdım diye. Neyse sorun olmadı yani sonuçta o da bir benim için işte göz gibi burun gibi bir şey. Bir de büstümü yaptırmıştım heykeltıraş bir arkadaş vardı yine. Ben bütün güzel sanatlara bu arada bedavadan çalışmışım. Evet. Şimdi düşününce keşke para alsaymışım. Yani memelerin sadece fotoğrafını çektirmekle kalmamış aynı zamanda heykelini de yaptırmışsın. Eyvallah. Evet böyle onu da alçıya almışlardı o da güzel bir deneyimdi. Hala duruyorsa 9 Eylül'den telif istiyorum bu arada. O zamanlar gözlerim daha güzeldi yani çıtırdım. En azından dokunanlardan telif istiyorum diyorsun. Evet yani. Evet evet. OnlyFans'a girmeyi düşünüyorum ek iş için. Güzel. Yani bakalım çeşitli kariyer hedeflerim var. Ya nasıl bir şey? Bu ne rahatlık ya sendeki. Çok yani iyisin işte. Harika. Ya böyle ilk verdiğin imaj böyle aşırı böyle sertken bir anda böyle katman evet, katman açılıyorsun. Evet çıkanlar da öyle söylüyor sürekli. Evet. Ama ne yapalım o duruş doğa artık öyle bir öyle doğdum yani. Peki yanlışlıkla çıplak resmini hiç istemediği birine göndermiş olan var mı? İsminiz ne? Defne. Nasıl oldu bu olay? İşte WhatsApp'ta paylaşırken orada çok kullandığınız insanlar önce çıkıyor ya. Evet. Elim çarpmıştı. Neye? Kime? Yakın arkadaşıma ama yakın erkek arkadaşıma. O da tabii yani sildim sonra. O da sana bir fotoğraf attı mı peki yani? Çünkü o önemli. Yok yok arkadaşlarımız sabit kaldı. Canım gene kalabilir de. Peki ne dedin yani sonrasında? Ha, hemen sildin o ne dedi? O da bir şey demedi ya yani, güldü geçti yani. İşte şakası yapılıyor arada. Bir daha atar mısın falan diye şey yapıyor mu? Mastürbasyon yaparken aileme hiç yakalanmadım. Yakalandınız mı? Nasıl oldu bu olay? Anneme yakalandım. Annenize yakalandınız. Hmm. Nasıl? Yani şurada bize bir anlat filan yani. Çok gençti. Yani arkadaşlar diyordu ki hadi yap sen de bak sen hiç yapmadın mı? Ben böyle yok ben hiç yapmadım. O zaman anlattılar bana nasıl yapılıyormuş. Okey dedim ben de yapayım. Nasıl yapacağız falan öğrendim. Sonra o da annem bir anda dank diye girdi. Ne dedi peki o anda? Ay dedi. Hani ay dedi.
Sonra da bir daha hiç konuşmadık bu konuyu. Ay! Ay! Bir gün annene gelip şey demedim. Anne o gün de beni de iyi yakaladın abi. Yok demedim vallahi. Gelip demedim mi? Kızım bak o öyle yapılmaz sana. Yanlış talimat vermişler. Peki sonra yani hani... Yakalanmamak adına işte böyle bir hani olayı şey yapayım filan. Düşünüyorum ki sonra herhalde korkudan bir daha yapmadım. Bir sonraki yıllar yıllar sonra. Sonra yıllar yıllar sonra kendi evime taşınınca. Başka soru. Partnerimle sevişmemek için hiç yalan atmadım. Yaptım derseniz yalan attım anlamına geliyor. İsminiz nedir? İsmim Ensar. Ensar. Evet. Ne yalan söyledin? Şimdi biz böyle normalde düzenli bir hayatı olan insanlardık. Ama reglisi girdi araya. Onu gelince söyledi bana da. Ondan sonra biz beraber yattık. Sonra sadece uyudum, hiçbir şey demedim. Sana ne beyanat mı vermesi lazımdı? Yani hani benim reglim bu tarihle bu tarih arası filan öyle... Tabii, öyle... bende normalde notları var. Ona göre git gel. Notları mı var? Excel. Aynen, Excel dosyalarında. Siz bu konuda bir şey söyler misiniz? Allah aşkına, isminiz nedir? Maria. Çok güzel görünüyorsun bir kere. Özellikle onu da söylemem lazım. Teşekkür ederim. Hiç bir yalan söyledin mi sevişmemek için? Söylemişimdir. Peki yani siz hiç reddedildiniz mi sevgili Maria? Tam olarak hatırlamıyorum. Çok yıl olmuştur da. Sildim. Çünkü kimse beni reddedemez. Yani. Hiç porno izlediniz mi bu arada? Evet. Ne zaman? Yani herhalde teenage yıllarında olmuştur. Sevgilinizle izlediniz mi hiç? Şeylere gitti yani. Maria var ya şu anda bak görmüyorsun ama şu an bütün sevgililer acaba hangi biriniyle ilgili acaba filan gibi. Gerçekten taramaya çalıştım. Peki bir sonraki soru. Ben hiç kayganlaştırıcı kullanmadım. Ben kullanmıyorum. Siz saflığın sembolü gibi giyinmişsiniz. İsmin nedir? Ömer ben. Çok güzel yanmışsın. Aşkım kapışmağın geçenlerde bir tane şey demeci var. Yanık tenler çok iyi sevişir çünkü D vitaminini alıyorlar falan diye bir teorisi var. Ne diyorsun? Vallahi yeni balayından geldik. Vallahi yeni balayından. Söyle bakalım. O bizimle paylaşmak ister misin bu konuyu? Bu kadar derinine girmişsin. Ne kullanıyorsunuz kayganlaştırıcı olarak? Yo, ben denk gelmişti. Denk mi gelmişti? Buldum yani evde. Kayganlaştırıcı. Buldunuz. Evet. Nasıl bir ev orası? Ya annem babam ayrı benim. Babam da... Ha baban yani, peşinde, yani. Yolunda. Ondan sonra o vardı öyle kullanmıştım. Çok iyi. Kendimce yani. Hadi bir sonraki soru tamam. Sevgilim mesajlaşırken gözümün ucuyla onu dikizlemedim. O kadar hızlı kaldırdın ki. Aha benim sorum geldi gibi oldu. Uzmanlık alanımmış gibi. İstemeden oluyor da çok yapıyorum yani. Yapıyor mu? Sık sık. Sık sık mı? Yani sırf mesaj değil Instagram. Yani bakabileceğin neresi varsa evet. Ama benim Instagram'ım yok. Gözü çarpıyor. Ben sosyal medya kullanmıyorum, onunkini kullanıyorum. Sen ama akıllı yani hani ben kullanmıyorum, senin ama ağzına sıçarım gibi. Niye yapıyorsun bunu? Bugün konuştuk biliyor musunuz? Yani önceki ilişkilerimden, daha doğrusu ilişkimden kalan sorunlardan dolayı olduğunu konuştuk. Hani ona güvenmediğim için değil, bunu her zaman söylüyorum. Bir kötü olacak ama bir laf var. Kız ver, kız alırsın derler ya. Hani o öyle bir insan. Ona gerçekten çok güveniyorum bu konuda. Kendi sorunlarımı atlatamadığım için oluyor sanırım. Bir de o kadar tatlısı ki bir seri katil tatlılığı var. Galiba kendi sorunlarımı atlatamadığım için oluyor. Yani bir açığını yakalasam da penisini kessem diye bekliyorum. Yani ne yapıyorsun böyle girip Instagram'ında bayağı bildiğin bütün şeylere mi bakıyorsun? Yo haber veriyorum zaten girdiğim zaman hani. Ha iyi haber veriyorsun okey ya. Çok mesajlarını okumuyorum aslında hani yanımdaysa sadece bakıyorum. Onun haricinde özeline saygı duymaya çalışıyorum. Özeline saygı duymaya çalışıyorum mu? Çalışıyorlar evet. Bu çalıştığı hali yani. Sen rahatsız değil misin bu konuda? Rahatsızlığım kısıtlamaya başladım zaten. Özeline giriyor kendi telefonu bir galeriye bakıyor. Mesajlara bakıyor. Sevgilinle bizim de bir özelimiz var ama yani. Ya dur sen de karışıyorsun ya. Yani onda da bir özelim var da hani tabii ki hani... Seni muhtar ilan ediyorum, fark olsun. Yani bizim yani erkekler arasında bir muhabbetler oluyor hani bir... Erkek bir fotoğraf atabiliyor hani... Denk gelmesini istemem tabii ki. O çirkin şeylere saklamaya çalışıyor. Sizin bu konuyla ilgili çalışıyor. Söyleyeceğiniz bir şey var galiba ya. Evet sizin. Ve ben... öne doğru uzatır mısınız mikrofonu? Alayım.
bayağıdır sevgilim olmadığı halde konuşma şansı yakaladım. Şu an enteresan oldu. Ben normalde çok kıskancım ve net bakarım yani. Hani böyle göz ucuyla net bakarım çaktırmadan. Ama bu siyah filmler, cam koruyucuları çıktı ya artık zaten erkekler gardını alıyor onun için. Çaktırmadan hani yaparsam yaparım. Alenen yapmam. Dediği doğru. Bir özel alanı var. Yani onlar da erkek erkeğe eşek muhabbeti yapıyordur. O kadarına karışmam artık yani. Ben hiçbirinin sırrını ifşa etmedim. Birinin sırrını ifşa etti mi? İfşa değil de ben kızlarımıza bir şey söylemek istiyorum. Kızlarımıza mı? Evet. Emine Beder oldun ya bir anda. Hayır, ben yeni bir şey keşfettim bu arada. Allah aşkına mesela, söyle ne keşfettin Instagram ya? Instagram hesabı değil de getir yemek sepeti işte. Bilmem yani onların adres kısmına bakıp otel odası bilmem neresi siparişi var mı yok mu onu kontrol etsinler. Nasıl yemek sepeti adreslerine mi bakıyorsun? Ben bunu öyle yakaladım. Trendyol'un eski siparişlerine baktım. Allah Allah, eyeliner sipariş vermiş. Hangi adrese vermiş? Rimmel miydi kız yoksa? Bir de Dali'nin bir şeyine. Dedim ki sen bana hiç böyle bir sipariş vermedin. Onun tarihe bakıyorum. Başka biri. Kızın adı soyadı da yazıyor mu? Şey kısmından hani sipariş verirken yazıyorsun ya alıcının. Olmazsa patates spor. Aynen. Öyle yakaladım. Abi sen buraya niye geldin? Ha? Ne oldu bu? Nasıl oldu bu olay? Ya çok normal bir şekilde evde oturuyoruz. Hiç böyle bir ya, anda Trendyol'da... Ya aynen. Şey var ya hani rahatım o konuda. Hani zaten onun zamanında yapmış olduğum herhangi bir şey yok. Sadece öncesi. Oturuyorum mutfaktayım. Bir şeyler hazırlıyorum mutfakta. Durdu, baktım dedi ki sen bu eyeliner'ı kime istedin dedi. Sikim, siktir ben... Kendim çekiyorum şekerim ya. Böyle durdum, baktım. Orada zaten alıcı ismi falan da vardı. Yani çok da fazla hani kaçabileceğim bir nokta yoktu. Hayır. İlk yalan söylemeye çalıştım. Söyledim ki bak dedim sakın yalan söyleme buradan siktir olur giderim. Ondan sonra hani yalan söyleme doğruyu söyle çünkü alıcının ismi gözüküyor zaten. Kızı dedim Instagram'da bulurum, kızı buldum. Hatta numarası kayıtlıymış telefonunda. Instagram'a gerek kalmadı WhatsApp'tan. O kız da buradaysa çok çirkinsin tatlım. Neyse hemcinsime böyle konuşmak istemem ama neyse çok gıcık oldum. Dedim ki bunun neresini beğendin? Bununla benim aramda çok büyük bir fark var dedim hani. Falan bunlara girdi konu. Yani dedim hiçbir beğeni algın yok mu? Hiçbir kıstasın yok mu senin falan diye. Sen buraya bunları anlatmaya gelmişsin de bunun fırsatını kolluyormuş gibi değil mi hocam? Ya siz aşırı tecrübeli. Bu işte bir CEO gibi. Yani sanki 50 Shades of Grey'i yazmışsınız da buraya gelmişsiniz gibi İnsan bir imajınız var. Var mı böyle mahzeniniz falan aşağıda? Yani burada anlatayım mı? Ne oldu? Dorian Gray. Ya başına gelmiş en fantastik olayı anlat bize ya. Şimdi yanımdayken anlatamıyorum. Ya ben nasıl bakıyor? O da diyor ki... Nasıl tanıştınız? 20 yıllık evliyiz bir kere. Nasıl evlenme teklif ettin? Angelik'te gördüm, beğendim. Nasıl yaklaştın yanına? Yaklaşmadım. Yaklaştım. Telefonunu aldım, bir tanıdık buldum. Aldım, aradım. Buluşalım dedim. Okey dedi. Buluştuk. Tavladım işte. Çok zorlanmadım. Çok zorlanmadın mı? Sizin isminiz nedir? Rena. Rena bu böyle çok cool duruyor da bu böyle buldum Angelik'te. Gördüm orada telefonu aldım tavladım. Sıçmadı mı bu hiç? Yok başlarda sıçmadı. Sonra 8 ay çıktıktan sonra... Sonra iyi bir saçlı gibi. Sonra dedi ki biz hiç kavga etmiyoruz ayrılmamız lazım dedi. Orada sıçtı. Sonra iki ilişki geçirdikten sonra kuzu kuzu geri döndü. Peki nasıl döndü ondan sonra kedi gibi? Arkadaşlarımızın... araya girmesiyle diyeyim. Ama ben hiç biriyle çıkmadım. Hala aşığım, bekliyorum. Nasıl biri peki normalde? Böyle cool mudur aşırı? Balık burcu, romantik bir kişilik. Bak bak nasıl şey yapıyor oradan. Güzel laf etti. Evet, ben kuzu kuzu, ben de onu bekledim. Ağladı mı? Yok, ağlamadı. Ben ağladım. Ben ağladım. Neyi bulamadınız da döndünüz? Yani biraz challenge arıyordum böyle. Kavga etmiyorduk. İki tane manyakla çıktıktan sonra böyle koşa koşa uçarak döndüm yani. Renacığım sen arada döv. Aynen. Sonra pençeleri çıktı yani sonra. Çok tatlısınız bu arada. O mikrofonları şuraya bir versene. Siz bak geldiğimden beri dedikodu yapıyorsunuz. Her konuyla ilgili. Arkadan da bana müdahale oluyor. Her şeyi konuştunuz siz. Neyin dedikodusunuz? İlk defa konuştum ben. Ne konuşuyorsunuz? Ha şeyi konuştuk. İlişkilerde hani kavga etmemenin aslında sorun olduğunu düşünüyordum. Hı-hı. Çünkü kavga etmeyince insanlar şeyi arıyor. O adrenalini hissetmek istiyor. Yani kavga edeyim, sevişeyim. Ya da onun değerini o anda anlayayım vesaire. Benim erkek kardeşim de
iyi bir ilişkisi vardı. Eski sevgilisi vardı işte ama sürekli onun aklındaydı. Tam böyle evlenecekler bilmem ne. Benimki geldi kardeşim bir gün dedi ki abla ben işte X kişiyle görüşüyorum. Dedim ki hayır olmaz. Dedim görüşemezsin. Dedim o zaman git ayrıl geri gel. Geri gel dedi, demedim tabii. Neyse bizimki gitti kızdan ayrıldı falan böyle. Kız ağlıyor falan böyle. Ben teselli ediyorum sen daha iyilerine layıksın. Şöylesin böylesin. Sonra bizimki kızla birlikte olduktan sonra aslında onu kafasında kurduğunu tıpış tıpış geri geldi. Ben dedim ki artık sana işte şu kişi dönmeyecek. Böyle böyle farklı biriyle olacak. Hatta ilk böyle atışmalı kavgamız oldu kardeşimle. Neyse şimdi evlendiler, çocukları var. İşte şeyi gördüm. Erkeklerde böyle düzenli, böyle sağlıklı giden ilişkinin aslında onlarda böyle bir cazibesi yitiriliyormuş hissiyatı oluyor. Ne zamanki ayrılıyorlar, sonradan bir dank edip geri dönüp evlilik yapıyorlar. Şu anki örnek de öyle bir şey. Ben biraz da analiz etmeye çalışıyorum. Peki senin var mı sevgili? Durumda? Bir ay önce ayrıldım. Yani... Niye? Kavgasızlıktan mı? Yok benimki şeydi ya sporcuydu. Biraz böyle şimdi spor salonu da açacak. Ha umarım izlemezsin. Ve kameraya bakarak söylüyorum. Ama umarım izlemezsin altında da yani. Dön bir bak istedim gibi mi? Yok yani şöyle onunla ilgili de analizlerim var. O ben analiz ediyorsun genel kesinlikle. Olarak kesinlikle. Daha doğrusu 6 yıllık ilişkim oldu. Benim o ilişkim gördüğüm ve son bir yılını psikiyatriste geçirmiştim. Ben nasıl ayrılacağım ondan? Çünkü böyle bu kadar aşık olup günün sonunda nasıl ona ben onu sevmiyorum seni diyeceğim. Ve hani her şeyin çok özel yaşadığım bir ilişkiydi. Ve bir yıl psikiyatriste gidip ilaç kullandım. O gün bile ona şey demiştim ben seni çok özledim ama bir dakika sonrasında dedim ki yapamıyorum. Ve o gün ben her aşk bitmeye gebe dedim. Yani bir şeyi ya değiştirmek gerekiyor bir şey ya da ne bileyim evlilik olur çocuk olur. Ya bir şey söyleyeceğim ben böyle dedikodu yapıyorsunuz diye sen böyle taşak bir şeyler söyleyeceksin. Öğrenim, bayağı bildiğin için böyle şey oldu ya. 6 sene yaşadım. 1 sene psikiyatra girdim. Ama siz ilişkiyi sordunuz. Hayır, anladım. Hayır ben böyle şey oldum bir anda. Gelip sarılasım geldi yani. Ya seni çok mu üzdüler? Peki nasıl ilişkileri yaşıyor? Bir de senden dinleyelim ya. Yoldaş arkadaş olarak da çok tatlıdır. Hani anaç bir kadındır. Anne gibi seviyor. Ama bazen hani sevdiği insanların hak etmediğini düşünüyorum. Ya çok hassassın sen. Niye öylesin ya? Kim hocam? Sen? Ha ben. Kim hocam diyor? Hocam. Sebebini anlatayım ben aslında. Ben evin 4. kızıyım. Evet. Annem, ay anneciğim çok özür dilerim. Hakkımı helal ettim zaten sana. Bir gün lisedeyken de kızım bana hakkını helal et dedi. Dedim ki niçin anne dedim. Ondan sonra şey dedi. Ben seni doğarken dedi öldürmek istedim dedi. İşte hatta boğmaya, ay çok özür diliyorum. Boğmaya çalışmış ama ayak bileğimi tutuyor. Tek başına doğum yapıyor bir de. Bayılıyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim biz aile dizimine mi geldik buraya? Ne yaşıyoruz şu anda ya biz? Ama... Ya bırak Allah aşkına ya. Bak herkesi kişisel gelişim bir yere getir. Ver bir soru bir hocam, tane daha. Hocam soru değişelim o zaman. Aa ver bir soru. Sert ver, sert ver ya. Ben hiç arabada sevişmedim. Çok iyiymiş. Neydi arabanın markası? Neydi? Neydi? Oo. Suzuki Jeep. Suzuki Jeep. Geniş yere ihtiyacınız var galiba. Biz içerideyken birdenbire polis geldi. Ne oldu dedim. Dedi ki biz kameraya çektik dedi. Nasıl çözeceğiz dedim. Hallederiz dedi. Dedim, sen bir dur. Ben size şuradan bir yemek alayım dedim. Yemekleri aldık, getirdik. İçine bir şeyler koyduk. Gittiler. Yemeklerin içine. Ama video onlar da galiba. Video var galiba. Çok zordur bu arada ya. Dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi abi değil mi? Bu öyle hiç konforlu bir ortam da değil. Sen de mi Jeep'te sevişenler? Yok ben Clio. Ya işte halk adamı bak. Clio, Jelis. Ha hangi sakin araba varsa o anda. Arabasına göre diyorsun. Ama bu fantezi için mi yoksa hani yokluktan mı? Yokluktan. Arabayı mı diyorsun? Arabada sevişmek fantezi ha, mi yoksa fantezi, yokluktan fantezi, mı? Fantezi, heyecan. Yakalandım. Polisler geldi. Cezası var mı yok mu bilmiyorum ama acayip korkmuştum. Yani babamın arabası. Tıkladılar. Buğulu zaten camlar. Buğulu camlar. Ben böyle ödüm bokuma karıştı. Kız arkadaşım ağlıyor. Ondan sonra onu telkin etmeye çalışıyorum. Tamam üzerimizi giyinelim çıkalım. Çıktık ne yapıyorsunuz siz burada dedi. Oturuyoruz manzara seyrediyoruz dedim. İşte ceza keseceğim falan dedi korkuttu. Anladı korktuğumu iyice üzerime geliyor polis. Dedim abi yapma babam duyarsa yakar beni. Onun arabası.
Hani rezil olurum falan. Sonra özenlik gitti de... Şey efendim? Özenlik oluyor ama halka açık. Ya Sema hem muhtar, hem avukat, hepsi var. Final sorusu var. Bir gün karşı cins olarak uyansaydınız, ilk yapacağınız şey ne olurdu? En yakın erkek arkadaşlarıma yani verirdim. Agalar mutlu olsun abi. Ha senin hiçbir çıkarın yok yani konuyla. Olmasın abi, bir gün dinlediğim bir zaman. Sen kendini feda ediyorsun aynen ya. Aynen abi. Daha önce yapmamış arkadaşlarım var. Ondan dolayı hani mutlu olsun çocuklar. Cefakar be. Cefakar be. Arkadaş gibi arkadaş be. Adamı alkışladığımız şeye be. Allah Allah. Sabah uyandın ve erkeksin. Ne yapardınız? Şeyi çok merak ediyorum şimdi. Ben sevgilim tek eşiyim. Şöyle yani. Onu birini anladık. Gerçekten seviyorsam bir başka biri ilgi alanıma giremez. İstediği kadar yakışıklı olsun ama erkeklerden hani bilimsel olarak 16 tane farklı kadını hayal edebiliyorlarmış ya da düşünebiliyorlarmış ya. O gün acaba kaç tane kadını hayal edeceğim ya da kaç kadından etkileneceğim onu düşünmek isterdim. Yani yaşamak isterdim. Yani şöyle anladınız mı ne demek istediğimi? Ya anladım da yani birini bulamayan var ya hani o. Ha ben bulurdum canım. Onda sıkıntı yok. Güvene bak. Tabii ki. Peki başka söyleyecek olan var mı? Erkek olarak uyansam. Bulduğumu yatırırdım. Bulduğunu yatırırdın. Aynen. Ya bak bekara da bu şu karı boşamak o kadar kolay ki. Ya böyle şöyle bir şey var. Ya işte erkekte de var o mesela. Ben kadın olsam o orospu olurdum önüme geleni verirdim. Kadında da var. Ben erkek olsam var ya bunu kime sokacağımı şaşırdım. Ya bu düşer. Düşer bu. Yani hani bu böyle kendini bir anda böyle dolap deride bir ranzada bulursun. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Vallahi bak. Bunu bir tane antik Yunan'da bir kahraman var. Teresias diye. Bir işte iki yılan çiftleşirken öldürdüğü için kadın yılanı tanrılar tarafından cezalandırılıyor. Ve kadın yapıldığı için de şimdi hem erkek hem kadın olduğu için de şimdi Zeus'la Hera aralarında tartışıyorlar. Diyorlar ki işte kadın mı daha çok zevk alır seksten, erkek mi daha çok zevk alır seksten diye bir tartışma dönüyor aralarında. Zeus diyor ki kadınlar zevk alır. Hera diyor ki hayır erkekler zevk alır. Ya bunu kime soracağız lan? Kime soracağız? Teresias'a soracağız. Teresias da işte Hera'nın şeyinde bu arada rahibelik yapıyor artık döndükten sonra. Rahibelik yapmaya karar vermiş. Ama 9 tane de falan çocuk doğurmuş. Çağırıyorlar bunu. Kim daha çok zevk alır diye soruyorlar. Vallahi diyor ki kadınlar 9 kat daha fazla zevk alır. Hera da buna diyor ki yani sen bizi ifşa ediyorsun. Senin bu yaptığın şey beni de şu anda rencide ettin. Senin diyor gözlerini kör ederim. Kör ediyor. Zeus da diyor ki ya şimdi ben karının yaptığı şeyi değiştiremem çünkü bana trip atar. Ama senin ömrünü 9 kat uzatıyorum diyor. Biz Teresias'ı bütün antik Yunan'ın eserlerinde mutlaka kahramanların karşısına çıkıp da onlara gelecekle ilgili tavsiyeler veren, gelecekle ilgili öngörüler veren bir kahin olarak görüyoruz. Adam sonra tekrar erkek olmaya karar veriyor. Tekrar işte bir tane o zaman da erkek yılanı öldürüyor, erkek oluyor. Hatta o Oedipus var ya şeyine aşık olan. Annesine aşık olan o bile benim katilim kim diye sorduğunda babasını öldürmüş olduğu için sen katilini öğrenmek istemezsin diye de söylüyor. Yani biz bunu bilemeyeceğimiz için hiçbir zaman hem erkek hem kadın olamayacağımız için bu konuyu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama benim bildiğim bir şey var ki arkadaşlar hepiniz birbirinizden orijinal insanlarmışsınız. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Bu güzel günde beni yalnız bırakmadınız. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Teşekkür ediyorum size. Fark 18'in bir bölümünü daha geride bıraktık. Yine birbirinden orijinal insanlar burada bizimle birlikteydi. Umarım keyif almışsınızdır. O zaman bu işler... Harikasınız. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum.